Selamlar dostlar, ben Mehmet. Bildiğiniz üzere Galaxy Secret ne yazık ki bazı telefonları desteklemiyor. Ve ben de alternatif olarak böyle bir oyun buldum. Oyunun adını ve tabii ki de nereden indirebileceğinizi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi dostlar, oyunun en büyük özelliği ne diye sorarsanız tabii ki de oyun en başta yani bayağı bir seçeneği var, hani grafik olarak söylüyorum bu arada. Fakat benim telefonum çok iyi olmamasına rağmen telefonumda kasmıyor ve rahat rahat oynayabiliyorum. Ben video çektiğim için şu anda oyunu en düşük ayarlara çektim. Ve en güzel yanlarından bir tanesi büyük bir ihtimalle hani oyun tüm cihazlarda işte düşük ayarlarda ya da hard ayarlarda rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Ama düşük ayarları aldığınızda birazdan oyuna geçtiğimizde onu da size göstereceğim. Kim için sıkıntı olabilir, kim için sorun olmayabilir. Oyunun modifiye kısmında bayağı bir şeyi var, seçeneği var arkadaşlar. Yani şu kısımda görebildiğiniz gibi bayağı bir seçeneği var. Motordan tutun işte sportlara, işte ne bileyim ben, bayağı bir seçenek sunmuşlar. Ve oyunun haritası da güzel. Şöyle fazla lafı uzatmadan oyna diyerekten oyun menüsüne geçeceğim. Açık dünyamız var, kariyer modumuz var, yarış, işte direkt yarışa geçebiliyoruz. Yetenek testi falan var. Pek ben yapmadım onları ama siz de tabii ki de burada istediğiniz yapabilirsiniz. Özel oda kurup arkadaşlarınızla da gönül rahatlığı oynayabiliyorsunuz. Bu videoyu kesmeden ve hızlı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Yani elimden geldiği kadar. 10 dakika neyse, işte ona sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi açık dünyaya gideceğim bilerek, çünkü açık dünyası oyunun gerçekten çok güzel. Ve diğer Galaxy Secret gibi coin kasmak biraz zor değil. Şimdi arkadaşlar, oyunumuz bu. Şuradaki tuşlara bakmayın, benim elim biraz büyük olduğu için ben bu şey bu kadar büyük yaptım. Siz bunları ayarlayabiliyorsunuz dostlar. İsterseniz bu ayar videosunda sizlere atarım. Şimdi canım kardeşlerim, oyunun dünyası ya da haritası dediğimiz olay, gördüğünüz gibi bayağı bir büyük bir haritası var. Benim gitmediğim yerler var, gitmem gereken yerler var ve böyle açılıyor gidiyor. Yani bayağı bir büyük bir dünya. Bakalım sizler, işte bakalım, en kolay para kasma dediğim olay şu. Şurada gördüğünüz, hani şurada bakın, bak, görüyor musunuz? Bak, şurada gördüğünüz şeylere vurarak alıyorsunuz. Ya bakın şu. Nasıl göstereyim size onu? Bakayım. Şöyle, yani şu gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi normalde elimde otomatik olarak benim param yükseliyor. Araba fiyatları konusunda birazcık yüksek. Ne yalan söyleyeyim. Yani araba fiyatları birazcık yüksek ama dediğim gibi para kasması çok kolay. Yani şu haritada gördüğümüz, bakın şurada gördüğümüz şu arkadaşlara giderek para kasabiliyorsunuz ya da yarışlara katılarak para kazanabiliyorsunuz. Veyahut da burada ödül al, sürekli ödül veriyor bu arada. Bunları buradan açarım arkadaşlar. Bunları açarak sizlere şey veriyor. Ya bayağı bir para kazanma olayı kolay. Galaxy Secret'te biraz zordu bu ama bunda bayağı bir iyi. Şöyle bir gidelim. Bir tık para kasalım. Tabii ben video çektiğim için dediğim de haklıyım arkadaşlar bu arada. Yani telefonum çok iyi değil. Ve gayet de düşük ayarlarda oynuyorum bilerek, o yüzden. Ondan dolayı da kasmasını, küsmesini az çok anlayabilirsiniz. Düşük ayarlarda oynadığınızda işte oyunda bazı bir şeyler geç geliyor arkadaşlar. Mesela birazdan oyunu yüksek ayarlarda çekeceğim. Aradaki farkı anlayın diye. Şimdi de sizin için isterseniz oyunu bir yüksek ayarlara çekeyim. Ya bir bakın bakalım ne kadar fark ettiğini anlayabilecek misiniz diye. Şimdi dostlar çıkıyorum direkt ve oyun o halden bu hale geliyor. Gayet de güzel gözüküyor. Hani kasmadan kastım tabii ki de gidince anlayacaksınız. Ufaktan var arkadaşlar. Belki videoda yansıyordur, yansımıyordur bilmiyorum ama biraz kasıyor diğerlerine göre. Atıyorum orta ayarları alalım mesela. Hani elimden geldiği kadar gerçekten
test etmeye çalışıyorum. Şurada da oto ayarlardır. İsterseniz özel ayarlardan kısmından ayarlayabilirsiniz. Bu da ortası. Ortada biraz daha rahat gidiyor. Kısa bildiğim için. Bazı bir şeyler geç yükleniyor. Oyunla alakalı olduğunu pek düşünmüyorum. Şurada bir şey varmış. Dikkatimi çekti. Bakayım. Neymiş o? Bakın şurada mesela şu gizli arkadaşlar. Bu haritada gözükmüyor. Bu gizli. Bunları siz arıya arıya buluyorsunuz. Neymiş bu ya? Ha, yetenek testi. Yok, yapmayacağım. Geç. Onun dışında da şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şurada da bakın para varmış. Bunu da alalım. Güzel para veriyorum ya. Araba fiyatlarına bakacağım. Ha, en azından kafanızda bir şeyler canlansın. Hangi oyunu daha çok tercih edersiniz? Onun konuda kafanızda bir şeyler canlansın. Bir de şöyle orta değil de düşüğe alalım bakalım. Ben çok düşükte oynuyordum az önce. Bu da düşük arkadaşlar. Düşük ayarlardayız. Bakın giderek artıyor. Gerçi bu mobil oyunlar içinde bir FPS sayacı varmış ama ben onu ne yazık ki bulamadım. Ya da benlik bir şey değil mi bilmiyorum ama belki de benim telefonum uyumlu değildir. Gerçi Karik Secret'i oynamanız için dostlar galiba bayağı bildiğim kadarıyla iPhone sahibi. Burası arkadaşlar dediğim gibi modifiye kısmı. Ben buraya takılmayacağım. Ben size direkt şuradan çıkış yapacağım. Garaja döneceğim arkadaşlar. Ve buradan da o bize vermiş olduğu hediyeleri açıp kontrol edeceğim. Bakalım ne. Gerçi birazcık şey var oyunda. Adını siz söyleyin. Yani böyle bir sayaç mantığıyla gidiyor. Ödülleri aç aç gidiyorsunuz. Şurada envanter dediğimde oyunu bana vermiş olduğu hediyeleri açacağım şimdi arkadaşlar. Mesela burada bir poş vermiş bana ama poşu vermese bile parasını satar zaten. Yani nasıl söyleyeyim size? Şöyle şunu verse mesela ya da bunu verse satarız örnek veriyorum. Hani parayla alamayacağınız şeyler de var ama şimdi açalım bakalım bir tanesini. Mesela bana kredi verdi. Allah bereket versin. Hiç yoktan iyidir. Şurada da var. Mesela harca diyerek bunu harcayabiliriz ya da şunu harca diyelim. Bakalım burada bize bunu mümkünat yok ama ilk kez açıyorum bunu tabii ki de. Bunu 99 kere emin açmak lazımmış. Anca çıkıyor. Ben çıksaydım ha şaşırdım ha. 180'miş arkadaşlar. Ben bunu kullanmayacağım. Spoiler'mış bu. Bunu direkt satıyorum. Bana parası gelsin. Araba alırım abi. Sıkıntı yok. Böyle böyle kasılıyor. Benden bir tane daha mı almış bundan ya? Vay. Açayım bakayım bir tane daha. Bu oyun dediğim gibi çok bonko davranıyor. Veriyor yani. Vermiyor değil. Araba XP'si verdi. Ben bunu kendi arabamda harcarım. Var mı başka bakayım? Başka yokmuş. Tamam. Hemen şuradan çıkalım. Bir de şurada bu var. Bunu da harcayalım kankam. Ne kadar harcayabiliyoruz? Bir tane mi? Sadece ön, bakın ön için veriyor bunu. Olsun abi yeter. Beleş oyun verdi nasıl olsa. Level aldık. Birazdan bana bunun modifiyesini yapabilirsin diye söyleyecek. Hatta söylüyor bile şu anda. Ben gene XP varsa bir daha harcayacağım. Niye böyle parça parça harcıyorum ki? Var ama kullanamıyorum. Garip. Bir de bu var arkadaşlar tabii ki de. Şunu da harca diyelim. 1 milyon param varmış. Ya ben 1 milyonu burada harcamaya kalksam bizim para yetmez herhalde buna. Yani 95 bin. Bayağı bir açarız ya. Bayağı bir zorlarız ama hediye var mı yok. Değer mi işte? Değer mi? Yani 95 binden kaç tane açarız? 10 tane açarız. 10 taneden çıkacak parça araba çıkarsa belki bir nebze bizim için yiyor. Ama muşlu bir şeymiş ha bu da ya. Yani değmez. Neyse. Burada modifiye demiştik. Bir de ona değinelim. Şuradan hemen görüntüle diyelim. Şöyle ayarlardan bakın önü hemen lap diye değiştirdik arkamızı. Ben bunu kullanıyordum. Benim hoşuma gidiyordu bu ama. Yani böyle mi daha iyi, böyle mi daha iyi? Sanki bir dakika. Aa,
Kanka benimki daha iyi ya. Benimki daha iyi, boş ver. Artık onun diğer şeylerine bakarız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi oyun çok güzel. Ya yani bayağı bonkör bonkör dağıtıyorlar. Her şeyi dağıtıyorlar. Mesela vermediği bir şey yok anasını satayım. Her şeyi veriyor. Bakın mesela şu da habire ödülleri al al diyerek gene bize para verdi mesela. Bu da ne veriyorsun? Bakalım hemen şöyle bir. Alın size. Kabul et diyeceğim şu anlık. Açabileceğim bir şey varsa açalım tabii ki de. Burada da günlük ödül veriyor. Ne vermiş mesela? Bunu vermiş. Ben bunu satarım ya, bu çok da değerli bir şey değilmiş oyun içinde. Şöyle hemen geri gelelim. Envanter diyelim gene. Gene buradan tıklayalım ve bakalım neye gidiyoruz? Supra mıydı bu? Mıydı? Supra mıydı? Supra'ya veriliyor ama. Yorumlara yazın bu arabanın şeyini, ya ben bilemedim. Açalım bakalım abi. Ne vereceksin sen bize? Bir şey vermeyecek kesin de. 10.000 kredi mi verdi? Allah bereket versin, yeter. Buradan çıkalım şimdi. Bakalım başka envanterde bir şey kaldı mı? Kalmamış. Bizim de videomuzun burada sonuna gelmiş olabilirim. Arkadaşlar dediğim gibi oyunumuzun adı Drive Zone. Düşük sistemli olan telefonla da rahat rahat oynayabilirsiniz. Eğer ismini söyleyemediysem, telaffuz edemediysem de açıklamalar kısmına yorum olarak ya da açıklama kısmına bırakırım. Google Play linkini de bırakırım. Gidip tıklayıp telefonu da test edip oynayabilirsiniz. Bence tamamen kariksi tabii, ben de çok seviyorum ama dediğim gibi oyunda takılmalar, küsülmeler hala bitmedi ve bitmeyecek gibi de duruyor. Zaten oyunu erken çıkmasını o kadar çok talep ettik. Onlar da ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde çıkardılar ama tabii ki oyunda sıkıntılar mevcut. Bu oyun ise gayet güzel bir şekilde akıyor. Evet, bugünlük bu videodan da bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, eğer videoyu beğendiysen de lütfen bir beğeni koymayı unutma. Yorumlarda aklınıza takılabilecek her şeyi yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yorumları okuyup sizlere geri dönüş yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.